Bakalım Eren bizi takip edebilecek mi? Ama aynadan korkutucu duruyor. Ya böyle bir eğim, hadi şuraya kadar ne, şurayı nasıl ineceğiz? Kalıyormuş. Orada bir çukur var, orada kalıyor. Kazdı orayı o yüzden. Biraz tırsmalı mıyız? Bak tam açı şu an düzlük şöyle falan gittiğimiz, evet. Açı böyle. Yani 22-23 derece kadar. Ki yani 35-40 derecelerde gidersin. Evet, Eren Tekin. Evet, Sinan Güzel Koç. Makinaları getirdin. Getirdik ya. Bu bendeydi, güzel bir denk getirme oldu. Aynen. Arazinin devleri. Vallahi bilmiyorum, arazinin devleriyle seninle kapışmak güzel olacak gibi. Aynen her zaman öyle. Gibi. Bir de bir offroad bir şeyler yapalım diyorduk, hep konuşuyorduk. Aynen. Dostum. İyi oldu. Aynen, iyi oldu. Bir de tam böyle kalemleri denk geldi. Tam, ya zaten Mercedes G serisi, Defender, Jeep Wrangler. Aynen. Dünya genelinde bu üçü. Hani bir G eksik üçü. Burada. G eksik. G'nin de olduğu bir şeyler yaparız belki ilerleyen zamanlarda. Bu en yüksek hali değil mi? Evet. En yüksek halinde göstereyim dedim sana ki ona göre garden al. Güzel. Şimdi ikisinin de tabii güzel yanları var. Ama bugün biraz daha konuyu netleştireceğiz. Değil mi Erencim? Konuyu netleştiremeyeceğiz bence abi. Çünkü ikisinin de çok iddialı olduğu yerler var. Yani netleştiremeyeceğizden kastım şu. Hakikaten çok iddialılar. Ona geçince onu çok seviyorsun, buna geçince bunu çok seviyorsun. Aynen öyle. Böyle bu kadar arada kaldığım çok az karşılaştırma vardır. Bak, baktığın zaman Defender çok büyük duruyor. Bayağı büyük duruyor. Zaten kağıt üstünde şimdi en yüksek hali renk Rubicon'dan daha yüksek. Kesinlikle canım, ona zaten tartışmaya gerek yok. Hatta en yüksek halini almadığın zaman bile daha büyük. Yani baktığın zaman boyut anlamında ciddi bir üstünlük kuruyor bu. Nasıl kuruyor abi? Rubicon'la yan yana getirdiğinde. Evet. Rubicon bu olmadan böyle yanındayken kullandığın zaman bu da büyük hissettiriyor ama Rubicon'u bunun yanına getirdiğin zaman biraz daha kompakt hissettiriyor. Ama şöyle bir şey var. Biz Defender'la da bunu çektik baş başa. Aha. Eski Defender'la. Hı. Şimdi bu kadar büyük araba arazide aslında çok iyi değil. Kameraları var. Kameralar çok iyi işe yarıyor. Evet. Kameralar olmasa tedirgin olursun. Lan değecek mi? Tabii, değmeyecek tabii. mi? Bunda zaten sökülüyor her yeri. Hani samimi makina, iyi eğil bak falan. Boyutları aslında arazi için daha uygun. Mekanikliğin Hard dibindesin. Arazi için. Mekanikliğin dibindesin hakikaten dediğin evet. gibi. Bu arada tasarımda abi hemen konuşalım istiyorum. Rubicon ve Defender aslında ikonikleşmiş modeller. Evet. Otomobil dünyasında ve özellikle offroad dünyasında. Jeep ama hani Land Rover'dan farklı olarak eski tasarımı hala korumaya devam ediyor. Kesinlikle. Land Rover biraz daha böyle farklı bir tasarımla çok karşımızda. Çok eleştiri aldı zaten. Hani kimisi çok beğendi. O köşeli Defender gitti, işte yol arabası geldi. Evet. Öyle olmadığını gördük. Evet. Gerçekten arazi kabiliyeti çok iyi. Hiç lafım yok. Tabii ki en son yapılan Defender'a göre çok gelişmiş ve evet. Çok teknolojik. Bunu bekliyorsun tabii. Burada da Rubicon'da da teknoloji de var. Geleneklere sadık kalınmışlık da var. Evet. Hard arazici için aslında bu daha elverişli olabilir. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Hazır böyle yakınız hard araziye de. Performans hissiyatı ama yani şunu söyleyeceğim. Benzer şey değil yani. Ama burada tabii benzinli olduğu için biraz daha böyle alıp başını götürme durumu ama var. Ama tabii arazide aslında dizelin o alt devir torkları da her zaman işe yarayan güzel şey ama bunun işte düzeni mesela bu merdiven şasi, aha. bu alüminyum bir şasi. Aha. Gerçi şu ana kadar üretilen en rigid şasi olduğunu söylüyorlar ama bunda da roll bar var. Evet. Yani evet. roll barla bence kullandığım benim en rigid arabalardan biri. Kesinlikle böyle absürt şeyler yok böyle. Tabii, seni tabii. korkutan esnemeler yok. Çok parmaklarında araba. Çok daha fazla hissediyorsun. Mekanik olarak bunda çok daha mesela, seninle. Bunda mesela viraj demirini bağlantısını kesebiliyorsun. Araba evet. böyle çok daha kabiliyetli deli gibi pozlar oluyor. Veriyor. Bunda o kadar olmuyor mesela. Evet. Hani bu, biraz daha hardcore'a girdiğinde sanki Rubicon
öne geçecekmiş gibi geliyor. Evet. Biz o kadar bugün hardcore zorlamayacağız tabii. Ama bir şeyler yaparız ya. En azından hani bir sonuca varırız. Bir de tabii fabrika çıkışı MT çamur lastiğiyle geliyor. Burada bizim AT All Terrain lastiğimiz var. O da çok büyük bir fark tabii arazide. Kesinlikle. Ya Land Rover özetle abi şey yolunu seçti. Yani biraz daha böyle premium marka tarafını tutuyor ya. Tabii. Yani Defender'ı da hani o ikonik modelini de prestij kattı bence. Prestij getirdi. Yani prestijli kesinlikle olma tarafına tuttu. Ama Jeep hala hani o ikonik genlere eski modelin abi genlerinde devam ediyor. Bu daha çok böyle günümüze uyarlandı. Şimdi Land Rover tarafında da kötü yapmışlar diyemiyorum. Çünkü konfor olarak baktığın zaman gerçekten yol konforu çok iyi. Havalı süspansiyonu havalı var. Havalı süspansiyonu var. Şimdi bunun yol konforuyla kıyaslanmaz kesinlikle bile. Bu bayağı merdiven şasi, pick-up gibi böyle. Ama zaten arazici adam da onu yadırgamıyor. Istiyor. Evet, onu istiyor. Ama işte hem para var hem ya ben işte uzun yola da gideyim rahat rahat. Araziye de giderim diyorsan. Arada ufak arazi de yapayım diyorsan bu. Ama arazi ağırlıklıysa yani köy evim var, tamam mı? Çiftlik evim var. Bu orada duruyor. Bak şimdi çiftlik evine bununla gidiyorsun. Evet. Bu ama sürekli orada duruyor. Bu. Bununla dağ bayır vuruyorsun. Aynen. Biraz öyle farklar var. Aynen. İstersen bunu daha yakın aynen görmek zaten için. Zaten bu kadar konuştuk mu? Konuşmaya bence gerek yok. Hadi gazlayalım. Çıkalım. Tamam. İstiyorsan ben Defender alayım. Fark etmez hocam. Tamam sen lütfen renkleri al. Bana hepsi uyar. İyi. Tamam. İyi yani. Hadi. Yolda görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet. Yola çıkıyoruz Sinan Koç. Hazır mısın? Hazırım dostum, hazırım. Her zaman. Vallahi aynen öyle. Şurada benim yer var. Orada da bakalım farklı modları deneriz. Hani hiç low almadan oto modunu falan gibi böyle. Tabii tabii, bir sürücü modu da var tabii. Sürücü faktörü de var. O zaman şimdi işin zor yani sürücü. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar detaylı test videoları dediğim gibi kanallarda mevcut. Biz bugün daha çok Sinan'la bir kapışıyoruz bakalım bu ikiliyle. Neler olacak şimdi birazdan göreceğiz. Devam ediyorum. Defender vs Wrangler. Arada tabii çok fiyat farkı var ama yani yolda tabii bu çok konforlu. O da safkan arazi. Defender de tabii ki safkan arazi aracı ama o safkanlığını Wrangler daha çok koruyor. Bu artık biraz daha yol arazi karışımı. Aslında ikisini çok iyi yapıyor. Yani gerçekten başarılı, kabiliyetli bir arazi aracı. Bakalım Eren bizi takip edebilecek mi? Şu an yoldayız. Yol karakteri Rubicon tarafında gayet iyi ama bu anlamda tabii Defender tarafı kesinlikle daha iyi. Orada da biraz daha böyle hani bir premium algısı var ve premium bir sürüş karakteri var. Offroad'da da iddialı ama onroad tarafında da oldukça iddialı bir SUV Defender tarafı. Ama Rubicon tarafı offroad'da çok iddialı. Bunun için de biraz onroad tarafından feragat etmiş durumda. Bunu çok net hissedebiliyorsunuz. Özellikle yüksek hızlara çıktığınız zaman mesela bu aracın kabinine Defender'e nazaran biraz daha fazla ses geliyor. Ve bunun yanı sıra da şu anda mesela Rubicon'un altyapısının daha böyle bir yoldaki her detayı altın çizim Defender'e göre daha fazla hissettirdiğini görüyorum. Mesela yolda şu an çok daha rahat ilerliyorum. Havalı süspansiyon. O biraz daha sekiyordur muhtemelen içeride. Ama aynadan korkutucu duruyor. Bir de çamur lastikleri var tabii. Aynadan iyi duruyor hakikaten. Adamlar zaten fabrikadan çamur lastiğiyle veriyorlar arabayı. O bile ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi. Bunda da AT var. AT'lerle de iyi işler yapıyorsun bu arada. Yani zaten bizim detaylı testte gördünüz. Eren de bunu detaylı çekti. O da göstermiştir. Ama bunda olması gereken onda var. Adaptif hız sabitleme bunda yok. Ki madem bu yol otomobili bu kadar sevdim yoldaki konforunu, adaptif nasıl olmaz? Wrangler'da var. Eren Tekin, nasıl yoldaki ilk izlenimlerin? Yani yol karakteri Wrangler'ın Rubicon'u beklediğimden iyi ama bu anlamda sanırım sen daha iyisin benden. Ne diyorsun? Tabii yol konforu Defender'ın daha iyi. Daha süzülüyor yani. Bir de şasi sende merdiven şasi. Bende unibody bir alüminyum şasi var. Havalı süspansiyon var. Yolda daha rahatım. Ya bariz şekilde hani olan biteni burada daha fazla hissediyorsun. Bir de yalıtım da kesinlikle senin tarafında daha iyi. Hani hem dışarıdan gelen ses hem de yüksek hıza çıktığın zaman kabine gelen ses burada daha fazla.
Ama zaten dışarıdan baktığın zaman da hani biri fabrikadan çamur lastiğiyle geliyor. Kutu gibi arazi canavarı. Amaçlar belli diyorsun yani. Yo, Defender de çok başarılı. Yani ben de az önce ondan bahsediyordum aslında. Sana sormayı da unuttum. Yani Defender ikisini birden harmanlamış durumda. Ama Rubicon tarafı daha fazla araziye odaklanmış durumda. Böyle bir fark var hakikaten. Aynen öyle. Ama tabii arada ciddi de fiyat farkı var. Ya bakınca çok da büyük bir fiyat farkı yok gibi be Sinan. Yani sendeki 1.9 milyon, bendeki 1.6 milyon. 3.5 milyon ikisinin toplam fiyatı. Yani 3.5-3.5 gidiyoruz. 3.5 ata ata gidiyoruz. E fark yokmuş canım. 400 bin fark ne olacak? 400 bine Niva filosu alıp Offroad Experience şeyi açarım. Merkezi açarım. Sanırım şu anda Türkiye'deki en pahalı offroadlardan birini yapıyoruz bu arada. 3.5 milyonluk bir offroad yani. Evet, ilk durağımız solda gördüğün tepecik. Ne diyorsun ya? Burası bayağı dik ama. Gayet güzel. Dikliği iyi. Bu gördüklerimiz senin izlerin mi yoksa? Tabii ki. İki çeker de çıkmaz. O kadar da değil. Ya ben train response'tayım. Kendi yapacak ne yapacaksa. Bir şey seçmiyorum. Tabii havalı süspansiyonun yardımıyla sen buraya çok daha rahat çıkabiliyorsun. Yani aracın yaklaşma ve uzaklaşma açıları havalı süspansiyonla Defender'e daha fazla yardımcı oluyor ve o sayede en yüksek konumda bundan daha iyi bir yaklaşma ve uzaklaşma açısına sahip oluyor. Hadi çıkalım bakalım ne olacak görelim. Aynen. ...19 derece diyor. Yok artık, yok artık. Burayı nasıl çıkacağız abi? Eyvah, Yani 20 derece üstü olduğuna eminim. Çok yavaş çıkmak istemiyorum. Yok artık. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Eyvah. Yani bilmiyorum hani çok yabancı olduğum bir parkur burası. Hani Sinan bildiği için ona güvendim. Yoksa ben tek başıma olsam buraya çıkmazdım. Evet hadi inelim bakalım. Ya oğlum nasıl bir yere çıktık ya? En yavaş kim inecek? Diyorsun. Burası 20 derece. Ben 30 derece çıktım Wrangler'la geçen gün. Evet. Eğim inişi aldık. Hızımızı da en düşüğe koyduk. ...17 derecedeyiz şu an. 18. O da gayet yavaş yavaş iniyor. 19, 20, 21, 22, 24. Şu an canla başla sistem çalışıyor. 26. Ve indik. Şimdi ben hazırlıklarımı yaptım. Eğim inişle ineceğim burayı. Başka türlü inemem. İnanılmaz dik ya. Hadi çıktık da böyle yerlerden inmeyi hiç sevmiyorum. Hiç. Bu nedir? Eyvah. Böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir eğim. Hadi şuraya kadar ne? Şurayı nasıl ineceğiz? Eyvah. Abi inanmıyorum ya. Şu an yani şöyle yeri görüyorum. Yeri öpeceğim neredeyse. Of. Bir eşim odağa girdim. Çok iyiydi ya. Sen kastımın ne oğlum? Ben delirdim burada. 26 derece iniş. Abi ciddi tırsım yalnız. Çok iyiydi. Dur ben 4 high alayım tekrar.
ben otoda gidiyorum. Gel bir de suya sokalım bakalım ne yapıyor canavarlar. Normalde buradan hızımızı alıp geçiyoruz. Ama bu sefer zaten iki arabada olduğumuz için yavaş yavaş geçelim sudan. Bakalım aktarımı ya da ne yapıyor onu görelim. Demek ki biraz hız almak gerekiyormuş. Sistemler çıkı 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 çıkı. Demek ki hız alıp çıkmak mantıklıymış. Bir seni görelim bakalım. Yavaş yavaş geç. Bakalım benim kadar zorlanacaksın mı? Bence daha rahat geçersin. Tabi benim gibi yavaş yavaş. Zaten çeki halatımız falan var korkma. Sıra bende. Of of bayağı derinmiş. Of. Yani Wrangler gık demedi. Bizimki biraz lastik farkı tabi orada biraz ön planda. Gel bir daha geçelim bakayım. Şöyle Batuhan'a doğru gidelim. Benim gibi sen lastik farkından dolayı. Biraz daha oradaki lastikler asfalt uzaktı. Daha çok zorlanıyor. Bari şu an görebiliyorum bunu. Ama ne yapıyor diyor çıkıyor. Bak ne yapıyor diyor çıkıyor. İnanılmaz çalışıyor ya. 4x. Tabii şimdi eğim de var yukarı doğru. İyice zorlandı. Zorlama artık. Çıkmayacak. Geri gel bence abi. Şöyle şunu deneyeceğiz. Şimdi lova alacağım. Lova alıp çıkacağım. Lov da tık diye çıkacak. Valla çıkarsa helal olsun. Başka da bir şey demiyorum. Şu an lova aldım. Düşük vites aralığı. Bak şimdi nasıl çıkıyor. Bayağı batıyor. Bayağı derin, öyle bir sorun da var. Burası bayağı derinmiş hakikaten ha. Ama kafam o kadar rahat ki çıkacağından. Hani hiç tedirgin olmuyorum çünkü gerçekten çok yetenekli. Böyle bir şey olamaz ya. Nasıl ya? Biraz zorlan oğlum bari. ben o kadar rahatım ki ikisinin de geçeceğinden. Evet. Ama... Bu daha mekanik ya, evet. Gücü daha iyi aktardı. Bu auto response'ta yaptım, bir de lova aldım. Düşük çekişi çalıştırmaya. Biraz orada elektronikler çıtı 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 falan. Bir de lastik tabii çok büyük etken. Yani MT hiç... Şu an görüyorum olan. Senin dişler full dolmuş. Doldu. Ve sen de, seninki de dolu ama tabii. Döndükçe boşaltıyor. Kesinlikle daha kalın bir de benim aralıklar falan. Muhtemelen sende de bu lastik olsa çıkar. Bu kadar zorlanmayacaktı Defender'da. Öyle bir faktör ama ben dedim kesin kaldın. Bir geri ileri yaptın yine çıktı. Fırt diye çıktı yani. Çıkar. Çok derinmiş burası. Çok zorlayıcı bir yermiş yani. Derininden ziyade balçık. Evet. Gömülüyorsun içine. Evet evet çok iyi bir zemin.
Ama eğlendim ya baya. Hele orada inerken öyle böyle tırsmadım. Öyle böyle çıkarken, arabayı... Çıkarken şey olur, inerken direkt inerken görüyorsunuz inanılmaz, ya. İnanılmaz, inanılmaz. Burayı çıkarsa helal olsun. Oğlum buraya çıkamayız lan. Buraya mı çıkacağız? Yok, önünde zaten çalı çırpı zaten çok zor. Ekip, kamera arkası da burada. Her yerdeyiz şu an. Batuhan Bey, Selin Hanım. Bak 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 neler yapıyor arkadaş. Biz arkadaş yaptık. Hadi bakalım. Korkutucu olacak söyleyeyim. İlerken korktuysan şu an birazcık korkutucu oluyor. Bana korkutucu bence, ben yerdeyim şu an. Saygı nedir bilir misiniz? Dizinin şeyi bırak. Ay çok saygı. Korkutucu. Aynen. Düşeceğim galiba buradan. Ya bu arada bak Rubicon'daki bir olaya bitiyorum yani. Umarım yazın da bir test alırız. Ya yazın bence kumsala götürüp her yerini söküp kumda bir test yapmak lazım. Sahil güvenlik dizisi çekeriz. Aynen. Bunu söküp. Çok iyi, iyi ya. Çok iyi ya. Hadi bakalım. Yani Sinan Koç ne diyorsun? Evet böyle tadımlık bir sürüş yaptık. Evet. Vallahi galiba seninle aynı fikirdeyiz. Yani evet bu konuda aynı fikirdeyiz bence de ya. Ağır offroad şartlarında zaten arkadaş kendini gösterdi. Rubicon bayağı iyi. Ya bayağı keyifli da, yani. Bu da ağır offroad şartlarına evet. gidiyor ama evet. bunu da araba yapıyor her şeyi. Aynen öyle. Ve onda sen hissediyorsun. Yani aynen. bu hani eski hatchleri biz seviyoruz. Hisli. İşte yeniler hissiz falan. Biraz o kıvamda. Bu çok teknolojik. Evet. Her şeyi otoya alıyorsun. Git abi istediğin yere. Aynen. Bunda sen dahilsin işin içine. Yani şey hakikaten dediğin gibi daha premium olduğu için bir de Defender. O İngiliz asaliyetini de bence hissediyorsun o araçta. Ama burada her şey sende. Yani olan biten her şeyi milimlik aktarıyor. Asfaltta da olsan, arazide de olsan çok daha fazla bütünleşebiliyorsun araçta. Böyle bir fark vardı ama ikisi de çok keyifli ama bence. Ama şöyle bir şey var. Bu çok konforlu. Evet. İçi kaliteli. Yani onun da içi kaliteli. Yani şöyle araziye göre gerçekten iyi. Evet. Ama tek araban olacaksa Defender olur. Evet, evet. Yani bir ailesin tek araban olacak, Defender olur. Ama zaten başka araban var. Aha. Saf araziye gireceğim diyorsan Rubicon. Evet, evet. Kesinlikle böyle bir ayrım vardı ikili arasında. Bu konuyla alakalı sizlerin de yorumlarını alt tarafa mutlaka aynen. bekliyoruz arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi her iki aracın da detaylı testleri kanallarımızda mevcut. Biz daha çok bugün Sinan'la böyle ikisinin beraber neler yaptığını aynen. aslında görmek istedik. Çok da keyif aldık. Eğlenceli oldu. Arada Sinan'la böyle kapışmalarımız yaparız, oluyor. Yaparız. Piste şurada burada. Onların bağlantılarını da hatta bırakırız. Onları da izleyebilirsiniz. Bu karşılaştırmada G serisi de olsaydı ben gene aynı şeyi söylerdim. Tek araba olacaksa G'yi seçerdim. Evet. Ama sadece araziye gireceksem gene Rubicon'u alırım. Rubicon tarafını. Eyvallah. Aynen. G'yi de belki kattığımız bir karşılaştırma aynen. olur. O zaman güzeldi. Dostum. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben de teşekkür görüşürüz. Ettim. Ayağına sağlık, bileğine sağlık. Eyvallah. Çok keyifli bir karşılaştırmaydı benim tavanı, açımdan tavanı da. Tavanı unutma. Tavanı unutmayacağım herhalde. Yani unutursam da ya böyle sıkıntı olmaz gibi. Ya bir de abi tavanı söküyorsun bimle yani. Lego gibi. Jip yani. Hani evet. bu işe ismini Selpak gibi. Evet. Jip ya anladın evet. mı? Adam vermiş yıllardır. Vermiş ya hani SUV deyince annene babana sor jip al. İşte komşunun oğlu jip almış. Evet. Halbuki işte C5 Air Cross aldı mesela. Aynen hani öyle. O bütün şeyin ismi jip. Segment ismini vermiştir. Doğru. Segmente ismini vermiş. Öyle bir şey de var. O zaman oldu o zaman. Tamam diğer videolarda görüşürüz. Aynen öyle. Yine böyle kavuşmalarımız devam edecek. Bizi takip etmeyi. Kendinize iyi bakın. Kanallara abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bakın görüşürüz. Kendinize.